herkes. Mansur El Sabah canlı yayında. Anlaşılır, yakın kalan görüşürüz. Hey! Mansur El Sabah Show. Çok şeker, çok. Ya çok şeker, çok şeker bir adam bu Mansur El Sabah. Onu dinlemekten büyük keyif alıyorum, keyif alıyorum. Ben dinledim mi adam gibi program dinlerim. Mansur El Sabah Show. Gerçeklerin komedi meydanı Mansur El Sabah Show. Yalnız müfeccel marka Mansur El Sabah dinleriz. Mansur El Sabah alamet itfaiye. Mansur El Sabah çok çok teşekkür ediyoruz. Tam teşekkürlü sunucu efendim. Kuvvetli bir alkış. Elinden, dilinden, tipinden, sesinden, huyundan, suyundan, Mansur El Sabah'tan, şovundan, baraban bindir bir bumban. Mansur El Sabah canlı yayında. Duyuyorum, dinliyorum, seviyorum ve gülüyorum. Mansur El Sabah Show. Efendim iyi akşamlar, saatimiz 18.02, 15 Nisan 2022 İstanbul Merkez Stüdyolarından cümle aleme selamlar, sevgiler. Bu akşam para kazandıran meslekleri konuşacağız. Paranız olsa ne gibi bir iş kurardınız ve sizce en iyi meslek hangisi? Üşüyor musun sen de benim gibi? Gülüyor musun ya da alay edip üzecek, bu da belli. Gün gelir omuza verdi. Sahte söz gibi güzel bir bahar akşamından sesleniyorum. Bahar gibi akşamlarımız, günlerimiz olsun inşallah. Hep bahar mevsimini yaşayalım diyoruz ama çiçekler döküldü bile. Çok kısa sürüyor bahar mevsimi. Tadını iyi çıkarmak lazım ama nasıl? Ya ulu ula başladı, kanunlar gibi dedi. Güzel bir ses, güzel bir şarkı ile başlamış olduk. Bu akşamki konumuz, ben size haberleri aktarırken ne var ne yok diye bakarken, siz de bana göre en iyi meslek budur dediğiniz meslek nedir? Diyelim paranız var, bir yerden bir kredi çekme imkanınız var ya da çektiniz. Bu devirde bu zamlarla hangi işi yapardınız? Merak ettim. Hasbihal olsun maksat. Vuruşur, ordularla dövüşür. Gider öksüz gibi atıyla konuşur. Mansur El Sabah Show devam ediyor.
Evet, en mühim şey para ama diyelim ki parayı bulduk. Hani olası değil ama. Yani mesela yani. Yani para dünyanın en mühim icabadı değil mi icabında? Benim müesseselerim maşallahına hükümet gibi. Şiştikçe şişiyor. Eşimin başına diken diken şölem, kanına, namusuna güvenilecek cinsinden birine muhtacım. Yani en mühim şey para. Yani benim müesseselerim maşallahına hükümet gibi. Hükümet gibi ne demek istiyorsa burada artık. Diyelim o parayı bulduk. Yani para bir şekilde geldi bir yerden. Mesela yani. Ne iş kurardınız, ne iş yapardınız? Efendim ben çocuğumu şu mesleğe vereceğim. Bence en iyi meslek şudur dediğiniz ne var? Evet, buyurunuz. Ne zaman gelecek kardeşim bu benzine zam? Bekleye bekleye bir hal ol. Vallahi ne bileyim abi. 140 bin kayme bastırdık, bir depo benzin koyduk. Bekle ki zam gelsin. Gelecek abi. Gelecek. Gelecekse çabuk gelsin. İnşaat para bekliyor. Mahvolacağız yoksa. İbreti alem olmaya gönüllüyseniz Mansur El Sabah Show'u dinleyin. Ben dinledim mi adam gibi program dinlerim. Mansur El Sabah Show. Gerçeklerin komiklik meydanı Mansur El Sabah Show. Kaliteli bir program dinlemek ayrıca değil bir haktır. Mansur El Sabah hakkınız. Haklısınız. Haklısınız ve yayını paylaşmaktasınız, görüyoruz. Bu bir başlangıç. 4 paylaşımda şu anda yayınımız. Lütfen yayınlarımızı paylaşabildiğiniz kadar sayfalarda arkadaşlarınıza, gruplarınıza paylaşınız ki dinlenme oranımız yükselsin. Sesimizi, nefesimizi, düşüncelerimizi, aktardıklarımızı hem kayıt halinde tarihe bırakıyoruz hem de insanların hayrına, yararına paylaşımlarda bulunuyoruz. Bu paylaşımları siz de paylaşırsanız çok memnun oluruz. Şimdiden teşekkür ediyorum efendim. Eyvallah, çok güzel konuştun. Sağ olasın. Ay ağzının tavanını öpeyim be. Teşekkürler. Bunun erkeklik kitabında yeri var. Yani güzel konuşmanın. Bunun erkeklik kitabında yeri var. Eyvallah Hulusi Baba. Şimdi benzine diye başladık ya, ne yazık ki birkaç kuruş günler alıyor birkaç kuruş indirmesi ama şak diye bir indirim geliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki iki ileri bir geri fiyatlandırma devam ediyor. Türk lirası Türk lirası gelen zamlar, minik minik kuruş yapılan indirimler sonrası hiçbir halta yaramıyor. Bu geceden itibaren motorine 1.79 TL daha ne yazık ki zam geliyormuş. İsyanım var lan! Yani ben artık ne diyeyim bilmiyorum arkadaşlar. Kuruş 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 günler geçiyor, indirim yapılıyor. Lira 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 şak 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 hemen geceleyin bası veriyorlar. Zor zar 4 gün sonra bir indirim gelmişti şak diye bu gece yarısı. Motorin 20.21'den katını üstüne 23 liraya kadar, benzin de 22 lira civarına geliyor. Bu geceden itibaren ne yazık ki son olarak 1 lira 04 kuruş indirim gelmişti. Şu durum ne zaman değişecek bilmiyoruz. Yüksek vergiler var. Neden eşel mobil sistemi kullanılmıyor? Neden çiftçi, köylü, vatandaş, insanlar düşünülmüyor? Merak ediyoruz, bunu soruyoruz sizlere. Bu akşamki konumuz, siz hangi mesleği seçmek isterdiniz? Bugünkü mesleğiniz ne? Paranız olsa hangi işe girerdiniz diye. Mesela birçok kişi çiftçiliğe başlamış ama orada da iş zor. Antalya'da dalından koparılan bir domates %400 fiyat artışıyla sofralara geliyormuş. Fiyatlarındaki artışın kendileriyle ilgili olmadığını söyleyen çiftçiler aracıların fiyat artışına neden olduğunu ileri sürmüş. Şimdi 1 liraya veriyor aracı domatesi. 1 liralık domatesin Antalya'dan İstanbul'a yolculuğu 1 lira masraf tutuyor. Yani 1 kilo domates 1 liraya mal oluyor. İşte 1 lira öbürsü kazansa, 1 lira öbürsü kazansa 4 lira olması gerekirken bugün domatesi neredeyse 30-35 liraya yiyoruz. Yazıklar olsun diyoruz. Bu sistem, bu düzen ne zaman değişecek bilmiyoruz.
Bir yandan etrafımız tamamen Arap ecnebi doldu. Bugün Twitter'da da bu konuyla ilgili gündem maddeleri var. Ama en çok tabii ki Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe adında bir çocuğu olmuş. Hayırlı uğurlu analı babası, hanılı babalı olsun diyoruz. Vatana millete hayırlı olsun. Ama yani ülkenin bu kadar sorunu varken bugün sadece birinci sırada Kurt Efe var. Hemen ardından Cem Yılmaz ve Cübbeli'nin videoları, Hande, akaryakıt zammı ortalarda, Hulki, Suriyeli, tekbirlerle çıktık yola, ırkçılık, Watson boykot, burası Türkiye, Arapça, Türkiye Türklerindir gibi işte bu vatanımızın dört bir tarafından hakikaten bir istila, bir mülteci istilası ile baş başayız. Rihanna, protesto ediyorum Kıvanç Tatlıtuğ, Madrigal, Selami, Noces for Turkey. Şu anda Twitter'da trend topikler ama tabii protesto ediyorum, Türkiye Türklerindir. Arapça, burası Türkiye, Watson boykot, ırkçılık, Suriyeli ve bunun gibi trend topikler, etiketler şu anda tabii ki bu mültecilerle ilgili. Yani hakikaten bugün Türkiye... mültecilerle ilgili Türkiye mülteci kampı değildir paylaşımları dolaşıyor. Her yerde, hastanelerde, orada, burada kiralık konut arayacaksınız. Efendim Araplar tutmuş, Suriyeliler tutmuş, Afganlar satın almış. İnanılmaz bir istila var. Konut satış istatistikleri de açıklandı. En çok konut alan yabancı uyruklar Mart ayında belli olmuş diğer aya göre. Yani biz alamıyoruz Türk milleti olarak ama yabancılara vatandaşlık veriliyor, konut satılıyor biliyorsunuz. İpotekli konut satışları 30.271 olarak gerçekleşmiş. Efendime söyleyeyim, en çok konutu alanlar İran, Irak, Rusya Federasyonu, Almanya, Kazakistan, Afganistan, Ukrayna, Kuveyt, Yemen. Kuveyt, Yemen, İngiltere, Pakistan, Mısır, Filistin, Amerika Birleşik Devletleri, Ürdün, Azerbaycan, Kanada, Lübnan, Sudan, Çin olmuş. Zaten her yerde İranlı görüyoruz. En çok İranlılara satış yapılmış 784 adet, Iraklılara 741, Rusya Federasyonu'na 547, Almanya, Kazakistan diye böyle devam ediyor. İnanılır gibi değil. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum bu konuda. Nereye gidecek bu işin sonu? Vatandaşlık 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmış. Acaba onun bir dümeni bulunacak mı biliyorsunuz? Bir dümeni bulunuyordu onun. Bununla ilgili haberler var. Et fiyatlarına etin zammının zammı geliyor. Zaten vatandaş et alamıyor artık. Zam gelse ne olacak? Yağmur gibi yağan zam sağanağı tüm hızıyla devam ediyor. Üst üste gelen zamlarla attık mutfaklarda görmek. Yani bırakın araba almayı, et almayı bile hayal ediyor. Arabayı boş ver. Aylık bir kilo et almak arabayla, araba alma hayaliyle aynı oldu ne yazık ki ülkemde. İsyanım var ulan diyoruz ama duyan mı var bu isyanı? Başka neler varmış bununla ilgili? Örtülü ödeneği konuşuluyor Cumhurbaşkanlığı'nın. Örtülü ödenek harcaması Mart'ta 788.5 milyon. Yani 1 milyar Türk lirasına doğru ne yazık ki gidiyoruz. Nedir bu örtülü ödenek? İsmi niye örtülü? Onu henüz anlamış değiliz arkadaşlar. Ne yazık ki böyle bir ödenek var. Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödenek harcaması Mart ayında 788,5 milyon lirayla rekor kırdı. Bu paralar nereye gitti? Neden örtülü ödenek? 2022 yılının ilk 3 ayında örtülü harcamaya 1 milyon 15 milyon para gitti. Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödenek harcaması Mart'ta 788,5 milyon lira aylık bazda rekor kırdı. Yani bize şunu yemeyin, porsiyonu küçültün diyenler, görüyorsunuz örtülü ödenekten harcadıkça harcıyor. Önceki rekor Haziran 2021'de 463.7 milyonla kırılmıştı. Geçen 2021'in Haziran'ında örtülü ödenek 463.7 milyon liraymış. Bu yıl 788.5 milyon lira örtülü ödeneğe gitmiş. Nedir bu örtülü ödenek? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu'nun 24. maddesine göre örtülü ödenekmiş. Madde 24'te örtülü ödenek kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli ve güvenliği yüksek menfaatleriyle, devletin itibarının gerekleri, siyasi, sosyal, kültürel amaçlar, olağanüstü hizmetler
ile ilgili devlet ve hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenektir ifadesi yer alıyor. İşte örtülü ödeneğin nereye harcanacağını Cumhurbaşkanı belirliyor. Evet, Mart ayında 788,5 milyon lirayla 2022 yılının ilk 3 ayında toplam 1 milyar 15 milyon örtülü ödenekten para gitmiş. Bakıyoruz, ufak tefek ne gibi haberler var. Sizler de yorumlarınızı yazın. Sizce hangi meslek en iyi? Paranız olsa ne iş kurardınız diye sorduk. Bu arada sunucu, ünlü sunucu Buket Aydın zeytinyağı markası kurmuş. Buket Aydın kendi zeytinyağı markasını kurmuş. Vay be, helal olsun ya, ne diyelim. Ünlü sunucunun 20 bin şişelik üretim yaptığı ve 10 bin şişesinin satıldığı ortaya çıkmış. Sizin de Buket Aydın gibi paranız var diyelim efendim. Zeytinyağı fabrikası açar mısınız ya da Coşkun Sabah gibi yumurta işine girer misiniz diye sorduk. Gelen cevapları büyük bir merakla okuyacağız şimdi efendim. Bayram tatili planları birçok kişinin suya düştü. Çünkü insanlar bırakın bayram tatilinde bir yere gitmeyi, acaba semt semt gidip akrabalarını, arkadaşlarını görebilecekler mi diye düşünüyorlar. 2022'nin resmi tatil günleri birçok tatil günü kısalmış. Bununla ilgili bilgiler zaten internette paylaşılıyor arkadaşlar. Ama otobüs ve uçak fiyatları uçmuş. Evet, her gün muhakkak bu Suriyeli haberi, Afganlı haberi duyuyoruz. İstanbul'da Suriyeli dehşeti, biz Suriyeli seni öldürürüz diyerek saldırmışlar. Evet, İstanbul'da 9 yıl boyunca dini nikahlı olarak yaşadığı bir çocuğun annesi olan Suriyeli uyruklu bir kadın arkadaşları tarafından biz Suriyeliyiz seni keseriz öldürürüz denilerek tehdide maruz kalarak darp edildi. Geçenlerde de biliyorsunuz sokağın ortasına bir serseri Bağcılar'da sandalye kurmuş, gelen geçen Türk halkına hakaretler yağdırıyordu. Bugün başka bir yenisi, demişler ki biz Suriyeliyiz seni öldürürüz keseriz biçeriz demişler. Bir başka kepazelik, kadınların görüntülerini çeken Pakistanlı yakalandı ve karar verildi. Edirne'de kadınların görüntülerini gizlice çekip TikTok'ta paylaşan Pakistan uyruklu şüpheli tutuklandı. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz bir ülkeye giriyorsunuz, o size bir kardeşlik yapıyor. Bunlar kardeşlere nasıl ihanet edebiliriz, kardeşlere ne kötülük yapabiliriz diye düşünce içindeler. Bunlara da, bunları getirenlere de hakikaten yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bayram öncesi dedik ya, bırakın otobüsle uçakla bir yere gitmeyi, semt semt gezip insanlar gidebilecek mi bu kazık fiyatlarla? Bayram önce vatandaşa kötü haber zamlarla geldi. Son zamla uçak, hızlı tren, otobüs fiyatları fırladı. Akaryakıta yapılan zamların ardından otobüs bilet fiyatları arttı. Fiyatlar geçtiğimiz yıla göre %75 oranında zamlandı. Mesela ne diyelim? 29 Nisan Cuma Antalya'ya gideceksiniz diyelim. İzmir, Antalya, Bodrum gibi tatil bölgelerine tek yön en kısa mesafe 350 liradan başlıyor. 500 liraya kadar uzanıyor bir kişi. Uçakla seyahatte ise tatil bölgelerine göre uçak en kısa mesafe 700 lira. Otobüs en kısa mesafe 350 liradan başlıyor. Otobüsle İstanbul, Antalya, İzmir ya da Bodrum gidiş dönüş en az 700 lira, otobüsle İzmir gidiş dönüş en az 700 lira, uçakla İstanbul İzmir gidiş dönüş 1200 lira, otobüsle İstanbul Antalya gidiş dönüş en az 760 lira, firmasına göre de değişiyor. Uçakla İstanbul Antalya'ya gidiş dönüş en az 1400 lira olarak hesaplanmış. Otobüsle İstanbul Ankara gidiş dönüş en az 700, uçakla İstanbul-Ankara gidiş dönüş en az 1000 lira. Yüksek hızlı trenle İstanbul-Ankara gidiş dönüş 261 lira ama onda da yer bulmak mümkün değilmiş arkadaşlar. Ona sual edilmez. Emreder o. Dilerse affeder, dilerse mahveder. Mansur ve Sabah Show devam edecek.
Evet, hangi mesleği seçerdiniz? Hangi mesleği seçmek isterdiniz? Bugünkü sorumuz bu. Buyurun, cevapları bekliyorum. İnsan düşünüyor, şöyle bir uzaklaşsak diyor. Fikirlerinle bile artık bir yerlere gidemiyorsun. Düşüncelerinle bile artık bir yerlere gidemiyorsun. Çünkü artık tutsaksın. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmek de yasak. Deryaya yakın. Dünyadan uzak, deryaya yakın, dünyadan uzak. Gel vazgeçelim, hiç zorlamadan. Sen aklı silin, ben yorgun adam. Bir yer bulalım. Ah, nereye gidelim? Dünyadan uzak. Ulan nereye gidelim? Bir yer bulalım dünyadan uzak. Dünyadan uzak bir yer bulalım. Neresi olabilir acaba? Öbür dünya mı? Nereye gitsek? Ne yapsak adoslar? Dört bir yan zam, dört bir yanımız insafsızlarla dolmuş, fırsatçılarla dolmuş. Ne iş? Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmek de yasak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Neresi acaba orası? Deryaya yakın. Denize yakın ama böyle bir yer varsa lütfen yazın, gidelim. Hep beraber bir yer bulalım lan. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Gençler, neresi lan ora? Yanıma gelin lan. Ah Müslüm baba be. Zamlarla inecek gözümüze perde. Ya bir sahibi yok mu bu işlerin? Bu işlere bir bakan ya da gören yok mu? Benim müesseselerim maşallah hükümet gibi. Şiştikçe şişiyor.
Eşimin başına dikeltecek şölem, kanına, namusuna güvenilecek cinsinden birine muhtacım. Yani böyle bir iş nerede var böyle? Şiştikçe şişecek. Benim müesseselerim maşallah hükümet gibi. Şiştikçe şişiyor. Eşimin başına dikeltecek şölem, kanına, namusuna güvenilecek cinsinden birine muhtacım. Bıraksın bu çalgıcılığı, gelsin yamacıma. Hem rahatlık gelir, hem de cebi bangonot. Ben paraya tapanlardan değilim amca. Depemi attırtma be Kenan. Para demek dünyanın en bir mühim icabatı demek. Baba! para demek... Hoşça kalın amca. Seni kapıya kadar götüreyim Kenan. Zahmet etme Semra. Onu kırdın baba. Bir sanatçının kafasına para kakılmaz. Dünyada tek bir zanaat vardır, o da para kazanma zanaatıdır. Bana damat olacak herif senden önce paraya aşık olmalı. Vay anasını be. Vay anasını be. Haydi. Efendim diyelim paranız var. Coşkun abi yumurta işine girmişti. Ünlü sunucu Buket Aydın da zeytinyağı firması kurmuş. Hep üste çıktığından zaten. Evet, ünlü sunucu Buket Aydın zeytinyağı markası kurmuş. Zeytinyağı işine girmek hep üste çıkarır adamı, hele böyle bir zamanda. Da ileride zeytinyağı kim alabilecek çok merak ediyoruz. Ayçiçek yağı bile tereyağı ve zeytinyağından daha pahalı olduğu bir güne geldik. Eskiden ayçiçek yağları bile bu fiyat değildi hatta yani. İnanılır gibi değil. Coşkun abi bizim Coşkun Sabah yumurta işine girmişti. Ne oldu abi o iş? Yumurta işi? Olmadı be. Günlerden bir patardı, terk edip gitti. Analar yumurtalar şimdi gözümde canlandılar. Yumurtalar kırıldı. Aman Buket Aydın da dikkat etsin. Zeytinyağlar açıkta güneşte kalmasın. Biz de sayın dinleyicilerimize sorduk. Dedik ki böyle böyle hangi meslek sizce en iyi sizce? Paranız olsa ne iş yapardınız diye sorduk. Gelen cevapları okuyoruz. Şu an itibariyle 18 paylaşımda görüyorum. Kral paylaşımcılarım ve dinleyicilerim lütfen paylaşımlara başlasınlar ki programımız biliyorsunuz şimdi 100-200 kişi mi dinliyor? İnsanlar işi gücü var, iftarını yapıyor vesaire. Ondan sonra bu 1000'e kadar çıkıyor. Her gün yaklaşık 1000 kişiye sesleniyoruz. Efendim Gülcan Hanım'ın ilk mesaj Gülcan Hanım'dan geldi. Selamlar Mansur Bey, sabah sevenler. Param olsaydı demiş su satardım. Eyvallah vallahi bak ya. Ya bu damacana işine mi girsek hep birlikte? O değil de yani bu gidişle bu damacana su fiyatlarıyla ancak 5 kişi bir damacanaya gireceğiz. Fiyatlara bak anacığım. Valla lanet olsun dünyayı, ülkemizi bu hale getirenlere. Hakikaten ya. Ulan nelere gülüyoruz ya, kafayı sıyırdık ya. Bu muhteşem öneri için teşekkür ediyorum Gülcan Hanım'a. Param olsa su satardım diyor. Ya biz küçükken su satardık ya. İşte buz gibi soğuk sudan içen diye bağırır. Bir bardakla 100 kişi su içerdi. Hiç de bir şey olmazdı ya. Yedikule'deki sokakta çeşme vardı böyle. Çeşmeye giderdik. Bu Hacı Evhattin hamamı vardı orada. Çeşmeden doldururduk. Pazara gidene kadar, Perşembe pazarına su biterdi. Bir bardakla çalkalardık böyle. 100 kişi içerdi ya. O zamanlar anlamıştım ben suda para var ama ah girmedik o işe. Yani demem o ki. O su satan çocuğa ne oldu belli değil yani. Ya demem o ki. O çocuğa ne oldu belli değil yani. O çocuk şimdi su fiyatına program yapıyor. 30 paylaşım hadi göreyim sizi, devam edelim.
Evet, Fatoş Hanım'ın dediği gibi su işine girmek lazım. Gülcan Hanım'ın dediği gibi. Fatoş Hanım ne demiş? Mersin'den herkese selamlar. Vallahi bilemedim, bu zamlar akıl bırakmadı bende. Birazdan yorum gelir demiş. Evet, aklını başından almış zamlar Fatoş Hanım'ın. Kimin almadı ki? Ah güzel Türkiye'm, cennet Türkiye'm. Ne hale geldin, ne hale getirdiler seni. Fatoş Hanım yorum gelirse bekliyorum. Armağan ne demiş? Merhaba demiş. Ücretli öğretmen olarak çalışıyorum. Çok param olsa özel okul patronu olmak isterdim. Bak herkes kendi mesleğince bildiği bir işe girmeli. İstanbul Küçükçekmece'den selamlar demiş. Ücretli öğretmen olarak çalışıyormuş. Çok parası olsa özel bir okul açıp patron olmak isterdim demiş. Okan Aytar, sevgili Mansur, iyi yayınlar. İyi akşamlar. Hoş geldin yine evimize. İyi ki varsın demiş. İyi ki varız sayın abim. Hoş bulduk. Safalar getirdik inşallah. Mustafa Fatma Özkan ne demiş? İyi yayınlar abim. En iyi meslek, en iyi şekilde yaptığın iştir demiş. Ben buna öncelikle katılıyorum. Ya benim de mesela girebileceğim öyle işler var. Hepsine hesabım kafam basar ama ya diyoruz Rabbimiz bize konuş, düşün, düşünerek konuş demiş. Biz bu işi yapıyoruz. Yani tabii bakalım daha bu kafayla ne kadar yapacağız tabii. Çünkü bu ülkede düşünerek bir iş yapmak, düşünerek konuşmak filan para etmiyor. Düşünmeden dalacaksın. Dal. Hani vardı eskiden cim cim cim. Dal dal dal. Dal. Evet, paranız olsa hangi işe girerdiniz? Lütfen yazın ve yayını paylaşın. 33 paylaşımla iyi gidiyoruz. Yetmez ama hadi bakalım. Bülent Çınar, Mersin Tarsus'tan tüm Mansur Esabah dinleyenlerine selamlar. Biz de selamı yayıyoruz. Düşünsenize bir yayıncı olarak yeryüzünde en çok selam yayan program işte bu program. Hem de gönülden selamları yayıyoruz. Her yere, her yere ya. Bizden selam olsun güzel insanlara, insanlığımıza, tüm insanlığa. Güzel bir bahar akşamından, baharı anlayamadığımız bir bahar akşamından, bir Ramazan akşamından iftara doğru ilerlerken güzel sohbetimize sizlerin de katkılarıyla devam ediyorum. Evet Bülent, selamlar, sevgiler, saygılar sunmuş. Aynen biz de bilmukabele baş üstüne ediyoruz. Kutsal ne demiş? Kutsal Döşlüoğlu, ben en iyi meslek tiyatrocu olmak bence demiş. Birçok rolü oynamak, iyi karakterin de kötü karakteri de çok param olsa kendi tiyatro binam olsa onu isterim demiş. Bir tiyatro satın almak kendi binası olsun, ne güzel bir iş. Ve müzikli bir oyunda oynamayı tercih ederdim. Küçükçekmece'den selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Aklıma Müjdat Gezen geldi. Her gün işte bu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin her gün 300-500 ekmek asıyor. İhtiyacı olan, ihtiyaç sahipleri alıyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne ve sayın abimize selamlarımızla. Evet, Fatoş Çınar, şu anki duruma göre yazıyorum. Yapmak istediğim mesleği bol toprak alıp ekip biçmek isterdim. Sadece üretmek, üretmek, üretmek. Geçtiğimiz günlerde ölüm yıldönümüydü Sakıp Ağa'nın. Şimdi Fatoş Çınar üretmek, üretmek, üretmek deyince aklıma şey geldi rahmetlinin. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Evet, neden, neden çalışmıyoruz? Çünkü mazot pahalı. Neden? Mazot niye bu kadar pahalı? Bu zamlar böyle şakkada şukkada sorumsuzca nasıl yapılıyor arkadaşlar? Uğur Heybeli, Isparta'dan selamlar, iyi akşamlar demiş. Evet, hangi meslek grubu veya hangi meslek size göre iyi? Para yapan meslekler hangileri? Param olsa şu işi kurardım dediğiniz neler var? Şimdi tabii çok sayıda meslek var. Bununla ilgili araştırmalar var. Geleceğin meslekleri var. Gelecekte hangi meslek
öne çıkacak. İşte yazılım, işte efendim YouTuber'lık mı, işte çevre sağlığı uzmanı mı, biyomedikal mühendisliği mi, sivil veya ticari drone pilotluğu mu, 3D yani 3 boyutlu yazıcı teknikerliği mi, sanal gerçeklik tasarımcısı mı, nanoteknoloji mühendisliği mi, robotik servis teknikerliği mühendisleri mi, genetik mühendisliği mi, akıllı bina teknikerliği mi? Yok ya, en iyisi bence yumurta işine dalmak. Yumurta. 2022'nin Türkiye'sinde hayallerimize bak. Damacana su işine girmek. Yumurta işi, zeytinyağı, ayçiçek yağı. Ulan bunlar bizde hayal bırakmadı ya. Bak, derin mana var bu lafta. He vallahi kardeş ya. Bunlar bizde hayal mayal bırakmadı. Öyle değil mi? Yazın bakalım neler varmış gönlünüzde yatan meslekler. Param olsa abi hiç düşünmeden basarım girerim bu işe dediğiniz iş. Ne iş? Haydi Trump. Bugün Biden'ın bazı şeyleri vardı. Konuştuktan sonra boşluğa elini uzatarak tokalaşmak istedi Biden. Yani cidden boşluğa toka yaptı. Göreceksiniz akşam. Artık dünyada gençler seçilsin ya. Artık yaşlılar dinlensin. Gidin torunlarınıza bakın ya. Adam boşluğa elini uzattı böyle. Kimse yok, çekmiyor da. Belki boşluktan biri çıkar diye. Harry Potter'ı mı bekledi nedir? Aşamınan televizyonlarınızda göreceksiniz. Aşamınan. Aşam aşam Mansur'e savaş şor devam ediyor. Bir dinleyicim öyle dedi abi, aşam aşam Mansur'e savaş şoru dinliyorum dedi. Nerede? Bülent ne demiş? Bu zamanda yapılacak tek iş AKP ya da MHP milletvekili olmak gibi görünse de yapılacak tek şey üretmek. Topraktan, atölyeden, evden, sokaktan, her yerden üretmek. Bir millet üreterek ancak refaha ulaşır. Aynen katılıyoruz. Bir millet üreterek refaha kavuşabilir. Böyle fabrikalarını, vatandaşlığını satarak değil, üreterek, üreterek. Bak, derin mana var bu lafta. Sattık, sattık fabrikaları, vatandaşlığı, her şeyi sattık. Yine fakiriz, yine fakiriz. Nerede bu paralar? Ya öyle değil mi ya? Onları sattık, bunları sattık. Limanlar, bilmem neler. İyi de niye fakiriz hala? Niye bu haldeyiz? Neden? Beni ne demiş? Bu devirde, bu ülkede hiçbir iş yapılmaz. Emekli olup yiyip içip yatacaksın demiş. İyi de emekli maaşıyla ne yiyip ne içip nasıl yatabilirsin? Uğur emeklilerin çok aldığını sanıyor galiba. Nerede?
bazıları fırın işletsek iyi olur diyor. Çünkü ekmek ve pide fiyatları biliyorsunuz. Eskiden kıyma 250 gram yarım kilo kıyma filan 7,5 liraydı. Yani bir pide parasıydı. Şu anda etin fiyatını filan yakalamak mümkün değil. Akaryakıt desen sanki akaryakıt değil, altın suyu, gümüş suyu satılıyor sanki ya. Hangi meslek dedik? Biraz önce nanoteknoloji mühendisliği dahil olmak üzere söyledik ama Türkiye'de en çok para kazandıran iş noterlikmiş. Noter. Espri yapmıştık ya, noter yani ter yok. Ki şaka bir yana tabii ki yani notersiz olmuyor bu işler arkadaşlar. Bir şey alacaksın, bir şey devredeceksin, bir şey imzalayacaksın muhakkak noter. Yani noterlik Türkiye'de hala en çok para yapan, para kazandıran meslekler arasında noterlik, sonra yazılım mühendisliği, sigorta uzmanlığı, eczacılık, avukatlık, pilotluk, doktorluk, yönetim danışmanlığı olarak da sıralanıyormuş. Dahası var tabii ama Uğur Dündar'ın şey geldi aklıma ya, bir arena şeyinde fırına giriyordu, hatırlar mısınız bilmiyorum, bir fırına dalıyordu. Şimdi izin veriyorsunuz değil mi sen? Buyurun kardeşim, buyurun. Geçin ne? Sanki eroin üretiyoruz ya. Örümcek ağlarının adeta kara bir dantel gibi dört bir yanı sardığı fırında pislikten geçilmiyor. Bak bak. Kamera ışığının çevrildiği karanlık köşelerden böcekler adeta akın ediyordu. Bu gerçeği kameralardan gizlemek isteyen fırın sahibi ise hamam böcekleriyle mücadele konusunda ilginç bir öneride bulunuyordu. Orada bir sinek bulutu uçuşurken hayır, sinek gördüm. Bulutu yok. Yok. Hamam böcekleri cirit atıyor. Onlar nedir? Hamam, bakın şimdi şöyle bir olay. Hamam böceğini ben davet etmiyorum. Bu Türkiye'de hamam böceğini davet edecek bir fırın var. Hangi fırına giderseniz gidin sıcağı sever. Bunu devlet temizlesin. Hangi fırına giderseniz gidin hamam böceği var diyor. Sıcağı sever diyor. Demek ki fırın ve hamam böceği ayrılmaz, müthiş bir ikili. Bunu devlet temizlesin diyor. İyi de parayı devlete ver o zaman, bütün ekmek paralarını. Allah Allah, Allah Allah. İşte en çok para kazandıranlar arasında uzman doktor, yeminli mali müşavir, petrol mühendisliği, pilotlar, noter her zaman olduğu gibi değişmiyor. Bunlar paralı mesleklermiş arkadaşlar. Şöyle de diyelim, geleceğin mesleği olarak hangi mesleği çoluk çocuk torun torbaya önerirdiniz? Geleceğin mesleklerini de sizlerle burada birlikte paylaşalım. 52 paylaşım var programımızda. Teşekkürler. Daha çok paylaşabiliriz. Lütfen devam edelim. Lütfen gayet iyi. Gayet iyi. Hız kesmeyelim, hız kesmeyelim. Hadi kral, hadi kral, hadi. Ankara'ya geçiyoruz. Hanife Hanım demiş ki, selamlar bizden de efendim. Çok şükür ısındık demiş. Biraz Ankara ısınmış, sevindim. Bugün param olsa mesela Hollanda'ya gidip bilişim mühendisliği yapardım. Parası iyiymiş. Bizim hem şartlar müsait olmuyor, şartlar müsait olana kadar da ömür bitiyor. Hiç SSK'sı olmayan, düzenli bir maaşta olmayan ev hanımı, mesleğim ve halk eğitim kurslarına gidiyorum. Sizi seviyore, kolay gelsin demiş. Şimdi bu seviyore yanlış harf değil, seviyorum demek ya. İşte bu Murat Övüç, Muratoviç diyorduk biz ona. Murat Övüç vardı ya, o diyordu. Sizi seviyore, Netflix. Netflix'in yeni fiyatından sonra herhalde yine çağırıyordur. Netflix. Sizi seviyore. Ne oldu ona camdan el ele tutuşanları görüp ayrılın kız, tutma elini oradan. Her bir halta karışıyordu. Demem o ki, Muratoviç'e ne oldu belli değil yani. Ya demem o ki, o çocuğa ne oldu belli değil yani. Yani.
Hankı mesleği seçersiniz. Bizim bir bakkal vardı, hankı derdi. Ben de oradan beri hep hankı diye espri yaparım. Hankı diyenler var hakikaten. Hekketten diyen var. Teşke, ya keşke yerine teşke. T cetvelinin T'siyle teşke diyen var. Özgür Hanım ne demiş? İyi akşamlar Ankara'dan. İyi akşamlar efendim. Hayalimde hep bir kafe açmak var. Kendi işim olası olsun hep istemişimdir demiş. Vallahi hele İstanbul'da kafeler artık Bağdat Caddesi'ndeydim geçen yıl. Evet. Ya 3-4 aydır gitmediğim için 2021'di geçen de diyecektim az daha. Yani geçen yıl sonu öyleyse şimdi nasıl acaba çok merak ediyorum. Hemen hemen birçok ünlü restoran vesaire kapanmış. Onun yerine ne açılmış efendim? Kafeler. Çünkü neden? Yemek yiyen 2 saat oturuyor vesaire. Yemek ücretleri, malzemeler pahalı. Kafe bir çay 15 lira. 11. Ya ulan biraz elini vicdanına koyması lazım insanların. Ya bir çay 15 lira nasıl olur bazı yerlerde böyle İstanbul'da ya? Onun için Özgür Hanım haklı. Kafe açmak mantıklı olabilir. Ali Rıza İnşaat, Emlak, Sigorta ve biraz da genelde hobi tarz bahçe cevizlik işini Deniz Acıpayam Salda Gölü'nün olduğu Yeşilova ilçesine yaparak parayı bir gün buluruz demiş. İnşallah. Televizyonlarda gördüğümüz zenginler gibi yaşar mıyız? Bir gün Yüce Rabbim günümüzü sonumuzu hayır eyle demiş. Yayında paylaşmış. Oktay Yaraş, baba eskiden iyi akşamlar. Osman Altuğ ne der bu zamlara demiş. Valla Osman Altuğ ben bir gün yayına bağlamıştım. Ama ciddi ciddi böyle bir şey beklemiyorum. Osman hocam dedim. Diyelim biraz paramız var. Ne gibi bir iş kurabiliriz? Bugünkü sorum gibi. Hani paranız olsa ne iş yapardınız diye sorduğumda aynen şöyle demişti. Koçum, paranız varsa yiyin, yiyin. Yiyin. Çünkü ya batarsınız bu memlekette ya batarsınız. Ya da biri sizi kerizler. Parası olan şu üç günlük dünyada yitsin, yitsin. Yoksa yerler. Seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Aynen böyle demişti. Valla apışıp kalmıştık yani. Bu da nasıl bir lafsa apışıp kalmıştık. Herhalde böyle ata biner gibi oluyor. Genelde hani mideyi bozduktan sonra kaçırırsın ya apışıp. Ay hele dün neydi o şarkı ya? O şarkıyı çalınca dedim ben ne hikmetli bir şarkı. Meğerse işte bu ebe gümeci çok gaz yaparmış filan. Şarkının sözleri ondan. Dün yıkıldı Twitter bu şarkıyla. Halbuki 13 sene önce Grup Laçin çıkarmıştı Samsak Dövecini ama kısmet bugüneymiş tanınmasında. Evet, ne iş yapardık? Bülent demiş ki şurada 14 ay kaldı. 14 ay sonra vatandan elde bir şey kalırsa yönetim el değişecek demiş. Bak, derin mana var bu lafta. Ya neler satıldı, neler savıldı değil mi? Yine fakiriz, yine fakiriz arkadaş. Ama büyüyormuşuz yani. Fakirlikte mi büyüyoruz yoksa kendileri mi büyüyor bilmiyoruz ama yani büyüyormuşuz. Neremiz büyüyor? Paylaşımlar iyi gidiyor. 71 paylaşım. Evet, 14 ay sonra vatandan ne kalırsa elde yönetim el değişecek demiş. Yani inşallah bakalım, yeniliğe ihtiyacı var Türkiye'nin.
Benim asıl merak ettiğim konu hiçbir şey yapmadan çifte maaş alan bürokratlar ve iktidar yanlıları bu dünyada gevrek gevrek gülerek ve de vatandaşla dalga geçenler öte tarafta bizim yüzümüze nasıl bakacaklar? Onları böyle samsak döveci gibi böyle havanda dövecekler, merak etme. Ah güzel memleketim be. Hep paylaşılıyor ya. Yani 1 liraydı maydanoz 25 kuruştu ya. Marul 2 lira, 3 lira, 2 lira, 3 lira, 1,5 lira, 2,5 lira böyle gezerdi. İşte tereyağının fiyatı 20 liraydı kilosu. Ayçiçek yağı 5 lira 90 kuruştu vesaire. Bir anda çıktı. Artık ebe gümeci toplayalım ya. Samsak döveci, gümbüdü gümbam 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 ebe gümeci. Ebemizin gümecini gördük. Krallarla vuruşur, ordularla dövüşür. Gider öksüz gibi atıyla konuşur. Mansur'un sabah yol devam ediyor. Evet, ebemizin gümecini gördük zaten zamlarla. Artık ebe gümeci de bizi paklamaz arkadaşlar. Evet, Bülent Çınar devamında bir an önce o güzel hareketi yapmak için ölesim geliyor demiş. Artık düşünsenize, vatandaş bu dünyada bir şey yapamayacağını kanıksadı. Öbür dünyada diyor, bu bizi soyanlar diyor. Karşımıza çıkıp hangi yüzle bakacaklar diyor. O yüzden diyor, onlara bir hareket çekmek için ölesim geliyor diyor. Ya düşünsenize vatandaşı. Arkadaşlar, Allah bize akıl fikir vermiş. Onlara bu dünyada günlerini gösterelim. Bizi soyanlara, milletle dalga geçenlere. Biz bu dünyada günlerini gösterelim. Orası zaten kafadan garanti. O güzel hareket sol elini yumruk yapıp sağ elinle tokat şeklinde şaklatmak demiş. Bu şey dansı mıydı? Haka dansı gibi bir şey mi? Hakikaten unuttum ben onu. Oktay Yaraş ne demiş? Param olsa bir zamanlar yiyin derdim diyor. Osman Altı hocamızın sözünü hatırlatmış. Bülent Çınar, emekli bayram ikramiyesi yalan olmuş bu arada. Eski ikramiyeyi alırsa, yani sen onu bırak zammını filan, adamlar onu geri çekmesin de. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Nerelere ne paralar harcanıyor ama millete, emekliye, dar gelirliye vesaireye gelince olmaz öyle bir şey. Para yok ya. Nereden karşılayacağız onu? Ulan bu müteahhitlerin bilmem nenin nereden karşılanıyor? Hayrat bir şey ya. Hayrat mı burası ya? Evet, emeklinin bayram ikramiyesi yalan oldu. Ölümü gösterip sıtmaya razı edecekler yine demiş. Orhan Yanbaz, en iyi meslek bakan olmak, insanın gözü ışık saçıyor. Evet, onunla ilgili bir haber de vardı. Yine Nebati şey demiş, gözlerimiz ışık saçmaya devam ediyor. Benim arkadaşlarım bunu görebiliyor. Bizim bütün arkadaşlarımızın gözleri ışık saçıyor. Evet, sizlerin gözleri ışık saçıyor ama bizim gözümüzün feri neferi söndü ya. Bülent Uğur Heybeli emekli olup yiyip içip yatacaksın demiş. Malum davulun sesi uzaktan hoş geliyor. 2500 lira ya da 3000 liraya maaş ile dünya turuna çıkarsın kardeşim demiş. Ya çok çok zor durum ya. Özgür Hanım, bir de çiftliğim olmasını, hayvan ve bitki çeşitlerini yetiştirmek isterdim demiş. Ne güzel. Kimyager Serkan Özmen selam demiş. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir paranız olsa ne iş yaparsınız dedim. Recep Ali Uzun demiş ki, stokçuluk yaparım demiş.
Stokçuluk. En iyi iş yapan şeyler ya. Stokçuluk, okçuluk. Ya zam. Evet, Recep stokçuluk yapmak istermiş. Ah Recep'im, çok geç kaldın. Stokları yapanlar yaptı. Fatoş Hanım, ha bir de şunu her zaman söylerim. Hayatta başarılı olmak için ya sevdiğin işi yapacaksın ya da yaptığın işi seveceksin. E bu muhteşem bir söz. Çok doğru. Ama şu Türkiye'de, yani bir defa söyledin, çok çok doğru. Ama bu Türkiye'de bu kafalarla ne kadar mümkün bilmiyorum. Evet, en çok hangi işi yapmak istersiniz dedim. Yusuf Bahadır... Hırsızlık diye yak... Aa. Yanlış okumuyorum herhalde değil mi? Hırsızlık. E doğru, o kadar çok var ki çocuk da onu seçmiş. Tövbe estağfurullah, stokçuluk, hırsızlık, gasp. Bunlar meslek değil arkadaşlar. Anlıyorum, Türkiye'de çok revaçta biliyorum ama... O kadar da değil. Ya gerçi benim bir reterem var biliyorsunuz. Yani işte bir hırsızlık işi ya da bir hırsızlık oyunu oynanacak da işte bekçi seçilecek Zeki Alasya rahmetli filmde. Her yerden para topluyorlar. Cemaat şeye gidiyor, cami imamına diyor ki ya böyle böyle bir hırsızlık işi için var ama hayır işi bu. Gerçi o filmde çok masum dava şeyi ama işte cemaat diyor ki ey cemaati Müslümin tövbe ama diyor bir hırsızlık işi için hayır işin. Para topluyoruz diyor. Al bakalım benden 50 lira. Benden de 10 lira. Ey cemaati Müslümin Allah affetsin. Bir hayır işi için ve de hırsızlara verilmek üzere bağış topluyoruz. Amin. Hayır, hırsızlık işi için diyor, cemaat amin diyor bir de ya. O yüzden cemaatin neye amin dediğine dikkat etmesi çok ama çok lazım. Bak, derin mana var bu lafta. 87 paylaşımla zirveye doğru gidiyoruz. Ellerinize sağlık diyorum. Evet, Recep Ali Uzun stokçuluk dedi en iyi mesleğe. Yusuf Bahadır herhalde klavye sürçüştü diyeceğim ama yani gayet harfler okunaklı, hırsızlık. Serkan Özmen çok param olsa çalışmazdım demiş, yatırım yapardım, gayrimenkul yatırımı. Param var ne iş yapayım diyen arkadaşlara kimya sektörünü tavsiye ederim. Deterjan, parfüm üretimi, kar marjları çok yüksektir. Düşünenler demiş bana yatırım yapabilir. Bana. Bana ana. Eskişehir'e geçiyoruz. Ahmet Kaymak, dingin, sakin bir Eskişehir baharları akşamından çok dehşet selamlar. Seni müthiş seviyoruz. Çok dehşet selamlar. Ay sağ olun ya, bu ülkede tabii espri yapıyor üstadımız ama ya seni korkunç seviyorum ya. Korkunç güzel biri ya. Ulan korkunçsa korkunçtur, güzelse güzeldir. Niye korkunç güzel diyoruz? Evet, Ahmet de iyi dalgayı geçmiş. Dehşet selamlar, seni müthiş seviyoruz maşallah, teşekkür ediyorum. Asla ressam olmazdım demiş bir defa, ressam dinleyicimiz bu. Kendini geliştirmeye uğraşmadan, okumadan bir zurna üflesem, iki lahmacunlu acı biberli yanık yanık şarkı türkü çığırsam köşe olmuştum. Şimdiki aklım olsa ya siyasete girerdim ya da Zübük filminde olduğu gibi ya da cübbesiz Ahmet Efendi tarikatı kurardım. Bak, derin mana var bu lafta. Hiç sanatçı olmaz, öyle şeylerle uğraşmaz. Cübbesiz Ahmet Efendi tarikatı kurardım demiş. Bak,
Derin mana var bu lafta. Söz merkez stüdyolarımızda evet Mansur söz senin demiş canım benim, bir de buradan repliği de veriyor sağ olsun. Evet yani bu işte anlatıyorlar bir şeyler, cübbelisi cübbesisi, kıllısı tüylüsü, kılsızı, her şekil var yani. Dinin kıyafetle kılla tüyle bir ilgisi yok biliyorsun yüce dinimizin. İşte o öyle nam salmış bilmem ne filan, böyle arkalarından bir sürü insan gidiyor, şudur budur. Peki arkadaş, peygamberlerin bile bir işi mesleği varken, çalışmışlarken, yani sizin bu peşine takılıp gittiğiniz kişi hiçbir iş yapmıyor. Hatta sizin paralarınızla geçiniyor. Sormuyor musunuz bu imamların, işte bu peşinizden gittiğiniz tarikat şeyi neyse işte şeyi, sormuyor musunuz ya sen ne iş yapıyorsun, paran nereden geliyor? Sormuyor musunuz? Hala sormayacak mısınız? Hala. İşte Ahmet Kaymak ironik bir şekilde iyi yerleştirmiş mesajı. Montajcı da olabilirdin Ahmet sen. Yani sözleri şeyleri iyi yerleştiriyorsun. Yani iyi yerleştirme bir montaj işi biliyorsun. Bülent Kral Gaziantep'ten selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Aman efendim, hepsi bağış üstüne olsun. Bil mukabele hepsi bizden size olsun inşallah. Selamlar bizden de size. Sermaye olsa eski işimi yaparım. Yani müzisyenlik. Severek yaptığım bir işti ama hükümetin izlemiş olduğu bir takım politikalar yüzünden bırakmak zorunda kaldık. 20 yıldır mesleğimden uzağım demiş. İnanın birçok insan sevdiği işi ne yazık ki yapamıyor. Bülent Kral kardeşimiz de bunlardan birisi. Bugün kral müzisyenlerden biriydi ama işte ne yazık ki hani doğduğun yer değil. Hani doyduğun yer falan diyorlar ya, o hesap. Allah nasip eder inşallah Bülent kardeşim. Bülent Çınar, satılan şeylerin parası ekonomiye gelmiyor. Sanırım Man Adası'na transfer oluyor. 14 ay sonra kokusu çıkacak. Sahi bu Man Adası neresi? Man Adası nereden? Kabataş'tan gidiliyor mu acaba? Adalardan sonra mı? Bizim ismini daha yeni duyduğumuz bu adada kimlerin ne kadar parası var? Bu Man Adası acaba adadan kim ayrılacak? Yani o Acun'un oraya yakın mı? Sahi ya bu Man Adası olayı nedir yani böyle? Yargıtay evet filan demiş. Bakalım ne çıkacak. Bülent ne demiş? Abi uykuya dalmışım. 25 dakikada yetiştim. Paylaşım moduna girdim. Canım benim ya. Senin uykulu halin mi lan yeter? Kardeş ya. Ya sizin herhangi birinizin uyuması değil de ben biraz önce uyuyordum. Benim uyumam önemli. Yani yolcular uyusun da şoför uyumasın arkadaş, şoför. Ay ağzının tavanını öpeyim be. Arkadaşlar yarından itibaren Ramazan'ı, orucu yarılamış oluyoruz. Tuttuğumuz oruçlar inşallah Allah'ın istediği gibi tutulmuştur. Yalan, riya, hakka riayetsizlik, haram, kötü söz, kötü davranış, yetimin, fakirin, fukaranın hakkına girilmeden, israf yapılmadan iftar ve sahurlarla tutulmuş oruçlar kabul olsun. Yarından sonra, yani pazar gününden sonra tam Ramazan orucu tutanlar, benim oruç videomda da belirttiğim gibi 16 gün, yani 16. gün itibariyle vücutta detoks, yani zehirlerin dışarı atılması işlemi başlıyor. Oruç mucizesini YouTube sayfamda var. Bu sayfada da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 16. gün, şimdi ayarlamalar, beyin fonksiyonlarının yerine gelmesi, organların yerine gelmesi. 16. günden sonra detoks işlemi başlıyor. Yani detoxification, vücuttaki toksiklerin, maddelerin de olumsuz yani atılması işlemi başlıyor. 16. günden sonra inanılmaz bir tedaviye giriyor
oruç tutanlar. Allah herkese nasip etsin. Çünkü birçok insanımız istediği halde tutamıyor. Tutmayı düşünmeyenler, uygun görmeyenler inancı nedeniyle onlara da saygımız sonsuz tabii ki. Ama çok muhteşem bir şey, onu söyleyeyim. Evet, Mehmet Kervanlar ne demiş? Bu zamanda ekmek fırında çalışmak, en azından aç kalmayız Mansur Beyciğim demiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Aç kalmamak için hayallerimize bir bakın. Ekmek fırınında çalışmayı yeterli görebiliyoruz. İşte Türkiye'nin geldiği durum bu. Bu zamlarla, kötü yönetimlerle, efendime söyleyeyim, bu müsrif ve basiretsiz davranışlarla Türkiye'mizin geldiği nokta bu. En ağrıma gelen de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve evladı olarak bütün yabancıların gelip böyle harıl harıl alışveriş yaptığı, bizim insanımızın ürünlere baka kaldığı, efendime söyleyeyim, bütün gelen yabancıların burada yerliymiş gibi davranmaları, bizim kendi ülkemize ve milletimize ve insanımıza yabancı olmamız, bizim fiyatlara yabancı olmamız, onların hiç fiyatlara bakmadan alışveriş yapmaları benim en çok ağrıma giden şeylerden birisi bu arkadaş. Yani elin Bulgarı geliyor, elin Arabı geliyor, elin şusu geliyor, elin busu geliyor. Yabancı yerlere el denir biliyorsunuz. Rum eli işte, Rum'un elinde. İşte çay eli, Türk eli vesaire. Yani elin adamı geliyor, istediği gibi alışveriş yapabiliyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, şehit veriyoruz, askerlik yapıyoruz burada. Her türlü vergiyi, bedeli, geçmediğimiz yolları, köprüleri ödüyoruz. Ama rahat edemiyoruz. Niye? Yabancılar el rahat etsin diye. Vay be. Derin mana var bu lafta. Ben bilemedim anacığım, eller bildi kıymetini derler ya. İşte kıymetini bilemediğimiz zaman böyle olur. Sonuna doğru geldik. Yücel güzel İzmir'den, bugün Ağrı vilayetinden Rus ve Ermenilerin çekilmesinin yıl dönümü. Yani düşünün, her gün Fransız, Rus, Ermeni işgali vesaireyle ilgili konuşuyoruz. Yarın Dünya Ses Günü'ymüş, Biyologlar Günü'ymüş. Yaşar Özel abimiz 2-3 defa sofrasında bulundum. Allah'tan rahmetle anıyorum. Erol Evgin doğum günü. İyi ki doğdu Erol Evgin. İyi ki bizim sanatçımız. 1995'te Güney Afrika Cumhuriyeti ağır insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Türkiye'ye silah ambargosu koydu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 2017'de değişti. 2017'den beri iki yakamız bir araya gelmedi. Bu sistem bu ülkeye çok bol geldi. İyi gelmedi. 2017'den beri fenalardayız, yani öyle söyleyeyim. İnşallah eskisinden de daha iyi bir Türkiye olur önümüzdeki yıl. Lisedeki hayali Yücel'in kütüphanelerde çalışmaktı. Çok şükür hayalim gerçekleşti. Dünyaya yeniden gelsem yine kütüphanelerde çalışmak isterdim. Çok param olsaydı asla bir iş kurmazdım, bir iş yeri açmazdım. İki dönüm bostan, yan gel Osman olurdum demiş. Herkes büyük bir samimiyetle ne olmak istediğini, işte hangi mesleği istediğini vesaire vesaire yazmış. Bugünkü programımızın konusu hangi meslek en iyi, bizler de elimizden gelince anlattık. Paranız olsa ne iş yapardınız dedik. Kimisi fırın, kimisi su işine girerim dedi. Kimisi iki dönüm bostan, yan gel Osman diye cevap verdi. Kimisi stokçuluk dedi. Kimi hırsızlık dedi, hırsızlığın parayla bir ilgisini anlayamadım. Şakaydı herhalde. Şaka yaptım de. Şaka mı? Şaka mı? Şaka şaka tabii ki. Programımızın sonuna geldik. Man Adası nerededir? Kabataş'tan vapurla gidilir mi? Ne kadara gidilir? Neler vardır içinde bilmiyoruz. Fatoş Çınar, Mayday Mayday. Man Adası'ndan konum atın. Öyleydi değil mi? Mayday ne demek? May Mayıs Day gün. Mayday Mayıs günü, Mayıs günü. Man Adası nerede? Bitcoin'leri yatıracağız. Bakalım şu Man Adası kim, ne götürmüş? Ya demem o ki. O çocuğa ne oldu belli değil ya. Yani. Arkadaşlar güzel bir hafta sonu diliyorum. Sürçülisan ettikse affola. Aşk, sevgi ve sağlıcakla. Heybeliada'ya gidemezken birileri Man Adası'na neler göndermiş bilemiyoruz ama iyinin,
doğrunun bir özelliği varmış. Mutlaka veya tez zamanda veya geç zamanda gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir özelliği varmış. İnşallah en kısa zamanda ortaya çıksın. Gerçeklerin komedi meydanından herkese tekrardan iyi akşamlar efendim. İyi tatiller. Sağ olun, var olun. Ona sual edilmez. O diler çocuk olur, diler Azrail olur. Mansur El Sabah Show bu akşamlık bitti. Gider öksüz gibi atıyla konuşur.